Ben Çiğdem Börgarcıoğlu, bir başka deneyim paylaşımı daha yapmak istiyorum. Çünkü tekrar başımız sağ olsun ve hepimize geçmiş olsun. Bölgedekilere kolaylıklar diliyorum, sabırlar diliyorum. Şimdi bir başka konu daha var. Yine dikkat çekmek istediğim, bölge için önemli olabileceğini düşündüğüm bir başka konu var. Böyle bir felaket anında tabii insan kendi ihtiyaçlarını aynı zamanda dikkate alıyor ve onları düşünüyor. Neler olabilirdi? Yani nelere ihtiyaç duyabilirdim böyle zamanlarda diye. Şimdi bir sadece enkaz altında olan değil, orada çalışanlar açısından da ve çıktıktan sonra da insanların belli dertlerini anlatmaları, belki bir şeylere bakacaklar üzerlerinde mevcut olan vücutlarında belki bir kimliği, bir şeyleri var, bir şeylere bakacak ya da bir bilgi verecek ya da bir şeyleri onaması gerekecek. Dolayısıyla gözlük ihtiyaçları da olacak onların, yani bir büyüteç, gözlük vesaire. Dolayısıyla farklı numaralardan okuma gözlükleri falan gibi ihtiyaçların da, katıldığınız için bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Şimdi bu biraz önce fenerlerle ilgiliydi. Bu arada reklam olarak anlaşılmasın. Farklı farklı markalar biri diğerinin yerine geçebilecek önerilerde bulunmak istedim. Çünkü hem USB cihazını sonuçta kullanabiliyorsunuz. Telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Solar enerjisi var. Elektrikle şarj edilebiliyor. Böyle çok amaçlı şeyler olabildiğince olursa bir gönderdiğimiz şey çok amaca hizmet etsin. Yani konu gönderdiğimiz yardımların etkinliği ve aynı zamanda ilk akla gelen şeyler, yani bir liste vardır. İlk akla gelen nelerdir falan diye. Ama tabii hani organlarımızdan biridir görmek, duymak. Dolayısıyla bunlarla ilgili de ben şahsen hani empati yapmanın aynı zamanda nelere ihtiyaç duyardım. Ben yanımda çantamda hani böyle zamanlar için ne taşıyorum diye düşündüğümde, ki herkesin kendine has farklı farklı ihtiyaçları olabilir. Bunlar arandığında bulunabilecek durumda olması da önemlidir. Çünkü hiç kimsenin aklına oturup da bir gözlük bulmak vesaire falan gelmez. Bir okuma gözlüğü elbet bulunur. Elbet birilerinde vardır. Yardıma gelenlerden birinde de vardır. Ama hatırlatıcı olması açısından, biliniyorsa zaten problem değil ama hatırlatıcı olması açısından yine de söylemek istedim. Bir başka şey, bir başka ledli bir fener örneği de koydum aynı zamanda. O da farklı. Yani istediğiniz markadan bu çok amaçlı fenerler konulabilir. Bir başka çözüm ne olabilir? Bu firmalarla ki ben birkaç tane muteber marka var. Sabahleyin bir arkadaşımla, İstanbul'dan bir arkadaşımla konuştum. Bu termal olarak battaniyeler konusunu konuştuk. Ne yapılabilir diye. Orada tabii hani ısıtma amaçlı poşet havası olduğu için hani ceset torbası olarak algılanır diye çekilmiş mesela o göndermeyi, ama önün üstünde tabii hani termal bir şekilde ısıttığı da belirtildiği için ben problem olacağını düşünmüyorum. Bölgeye ani hızlı bir şekilde tabii bu ihtiyaçların da en azından çıkar çıkmaz donmanın engellenmesi nedeniyle, çünkü biliyorsunuz bir kişi donarak öldü. Daha fazlası umarım yoktur. Ama orada şartlar, hele de geceye yaklaşıyoruz ve daha da çetin hale gelmeye başladı. Dolayısıyla hani ilk an için böyle şeyler etkili olabilir. Sonuçta çünkü kurtarılanlarla ilgili elbette belli bir teçhizatla gidiliyor ama sonuçta belli eksiklikler beliriyor. Çünkü o kullanılan teçhizat bir sonraki kişinin kurtarılması aşamasına geliyor. Ben hala görüntülerden şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir de hala biri kurtarıldığı zaman seviniliyor. Elbette sevinilmeli. Bunun yani bu sırada tabii böyle çiğ raplar yapılıyor. Tabii çünkü insanız, yani buna sevinmek kadar normal bir şey yok.
Ama öyle bir eşgüdüm, koordinasyon ve mantık içinde olmalıyız ki ona sevinirken onu kenara çekelim. O ileride onu başka birileri sevindirsin. Onunla ilgili başka bir şey olsun. Fakat bölgede, yani aramanın devam ettiği bölgede saniyelerin önemi varken orada sessizlik hakim olmalı. Dolayısıyla o kurtarılmış olabilir, ben de varım buradan diyen bir kısık sesi duyabilmek için de sessizliğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla o sessizliği sağlayabilecek şekilde bir çalışmanın aynı zamanda olması gerekiyor. Yani bu küçük detaylardır bunlar, ama tabii bizler hepimiz farklı farklı şeyleri, farklı yanları görüyoruz ve eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne kadar farkındalık kazandırabilirsek o kadar iyi. Humanity is above all nations, all parties diyoruz. Yani şu anda siyasetler üstü bir durumla karşı karşıyayız. Hepimiz durum farkındalığı içindeyiz zaten. Dolayısıyla olabildiğince bu dayanışmanın hakim olduğu bir dönemin ve bu zorlu dönemin içinden geçiyoruz. Bilmediğimiz ve sınanmadığımız ama zor olduğunu da algılayabildiğimiz bir sürecin içinden geçiyoruz. Bölgedeki bu felakette mağduriyeti yaşayan insanlara ve kayıpları olan ya da yaralıları olan bütün insanlara sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hepimiz olabildiğince ne aklımıza gelirse kısa mesajlarla, birçok mesajım olduğu için biraz uzun tuttum. Birbirimize ne kadar aktarır ve bu dayanışma içinde olursak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bence sizler de ufak ufak gördüğünüz şeyleri olabildiğince ajitasyon ve provokasyondan uzak bir şekilde, çünkü bazen gördüğümüz olumsuzluklara insan varlığının, yani davranış açısından insanı düşündüğümüzde tabii ki bazı şeylere kızıyoruz. Tabii ki bazı şeylere kızmamız da gerekiyor. İmarla ilgili, inşaatla ilgili, pek çok şeyle ilgili belki kızacak şeyler de buluyoruz. Fakat şu anda onların sırası değil. Dolayısıyla o açıdan değil de olabildiğince to the point gitmekte fayda var. Ne fayda sağlayabilirim? Hangi bakış açısını getirebilirim? Sürece girip hemen çıkmak etkin olabilir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim sanırım bunlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok fazla sabah yapmıyorum ama hepiniz görüyorum. Epey de katılım olmuş. Hepimize sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çiğdem Yorgancıoğlu.